sevinçliyiz yani, bu iş herkese nasip olmaz yani, hiçbir kişiye. Yani onun için gurur duyuyoruz yani. O iş başına geldiği zaman da kanının son damlasına da çarpıştı. Benim oğlum bu vatana şehit olursa, bu vatana bundan sonra daha bir sürü antrenman geliyor arkada. Bu ülke bizim. Nedip Cengiz Eker, Mehmet Çetin. Her ikisi de kahraman polislerimiz de onlar. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli korurken hainlerin kurşunlarıyla şehadeti yürüdüler. Şehit Nedip Cengiz Eker 41 yaşındaydı. İki çocuklu Eker çiftinin tek erkek evladıydı. 16 Temmuz gecesi 3.45'te darbecilerin kurşunlarına hedef oldu. Şehadetinden önce en son babasıyla konuşabildi. Ben o gece şeydeydim, Anamur'daydım. Saat 1'e çeyrek kala ben kendisini aradım. Yavrum dedim, şu anda dedim şeyi, köprüyü tutmuşlar. Bunlar halka sıkıyorlar, bunlar FETÖ'cüler. Ben Cengiz'den konuştuktan sonra 3.30'da ben rüyamda gördüm. Çocuğun şehit olduğu şehadetini baktım söylüyorum. Ayıktım saat 3.30. Televizyonu açtım, televizyonda bir baktım ki Marmaris'te iki tane şehit var. O zaman ben anladım ki benim çocuk vurulmuş. Şehit Nedip Cengiz Eker, Aydın'ın Efeler ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen şehidin anıları anne babası için hala ilk günkü gibi. Benim çocuğum da aynı şekilde bayrağına, milletine, ondan sonra devletine çok sahip bir insandı. Onun için her yerde, her olayın başında benim oğlum görünüyordu. Ekip başıydı. Hayattan tabii gitti. Ondan biz cevap alamayız ama ülkemiz sağ olsun. Nedip Cengiz Eker'in adı şehit olduğu caddede görev yaptığı karakolda yaşatılıyor. Anısına bir de hatıra ormanı var. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te şehit olan polislerden biri de Mehmet Çetin'di. 39 yaşında şehit olan Çetin iki çocuk babasıydı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin o gece Marmaris'te Cumhurbaşkanı ve ailesinin konakladığı otelde görevliydi. 3 askeri helikopterle Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele saldıran FETÖ suikastçilerine göğsünü siper etti. Son kurşununa kadar darbecilere geçit vermedi ve demokrasi şehidi olarak tarihe geçti. Vatanı uğruna şehit olan Mehmet Çetin'in adı da tıpkı Nedip Cengiz Eker gibi Marmaris ve Uşak'ta yaşatılıyor. Kahramanlıkları ve fedakarlıkları ise nesilden nesle aktarılacak. Vatan için yaptıkları unutulmayacak. İki kahraman polisi şehit edenlerse yargı karşısında hesap verdi. Şehit Mehmet Çetin'e isabet eden kurşunlardan birinin suikast timinin başındaki isimlerden Şükrü Seymen'in silahından çıktığı belirlendi. Şükrü Seymen ve diğer sanıklar kasten öldürme suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.